Kerem Hocam, tabii Avrasya Hastanesi'ne gönül rahatlığıyla gelebilirler dediniz izleyenlerimiz. Çocuklarını gönül rahatlığıyla sünnet ettirebilirler dediniz. Peki sünnette komplikasyonlar nelerdir hocam? Tabii sünnet cerrahi bir işlemdir. Her cerrahi işlemde olduğu gibi belli oranda komplikasyonu, yani hasta için kötü sonuçlar doğuracak durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar nedir? En çok gördüğümüz sünnet sonrası kanama. Bunlar ne kadar dikkat edilirse edilsin belli bir oranda, %1 gibi bir oranda kanama nedeniyle tekrar hastaneye başvurma durumu ortaya çıkabilmektedir. Enfeksiyon ikinci sıklıkla gördüğümüz bir komplikasyondur. Her cerrahi işlemin olduğu gibi bu cerrahi işlemlerde de yara enfeksiyonları görülebilmekte. Ama çok ciddi enfeksiyonları görmüyoruz. Bunlar basit tedbirlerle, sterilizasyon kurallarına uyarak önleyebileceğimiz komplikasyonlardır. Bunun dışında lokal anestezi ile yapıldığı zaman lokal anestezik maddelere karşı aşırı duyarlı olan bireylerde gelişebilecek aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Bunlar yalnız çok nadir görülen komplikasyonlardır. Allah'a şükür bugüne kadar öyle bir komplikasyonla karşılaşmadık. Bir de çok küçük çocuklarda o lokal anesteziklerin damara geçmesi sonucu, dolaşıma geçmesi sonucu görülen ciddi komplikasyonlar görülebilir. Bunlar da hastane ortamlarında yapılırsa bu komplikasyonlar önlenebilir ve korkulması gerekli komplikasyonlar değildir. Peki sünnette bir yaş aralığı var mıdır Kerim Hocam? Yani çocuk iyi anlatılırsa ve sünnetin gerekli, aileler özellikle panik yapmadan bir uyum içerisinde tabii hekimle büyük iş düşüyor. Ebeveynlere büyük iş düşüyor. Çocuğu hazırlanması çok önemli. Hazırlanırsa bence her yaşta sünnet yapılabilir. Bir yaş aralığını ben çok böyle şu yaşta olmaz diye bir kısıtlamaya gitmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii şu korona günlerinde de çocuklarımız evlerindeler, eğitimleri online sistemiyle alıyorlar. Evet. Karnelerini dahi online sistemiyle aldı çocuklarımız. Tam bu sünnet zamanı diyebilir miyiz bu sürece? Evet, okullar kapalı. Sünnet iyileşmesi için gerekli olan o 3-5 günlük, 1 haftalık süre biliyorsunuz o dönemde okula göndermiyoruz çocukları. Şimdi tabii okullar kapalı olduğu için o süreci daha rahat atlatabilirler. Ailelerle daha yakın, aileler özellikle çocuklarla her gün birlikte olabilirler. Bu süreç sünnet için ideal bir süreç aslında. Ailelere öneriyorum. Biz buradayız. Gelsinler. Sünnet için diğer arkadaşlarımıza birlikte yardımcı olalım ve bu problemi, bu olguyu daha doğrusu güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olalım. Tabii mutluluk anı, evet. Ailelerin, ebeveynlerin heyecanlı olduğu bir süreç. Korona günlerinde de çocukların evlerinde daha rahat istirahat edebileceği, çünkü artık sosyal mesafe noktasında ziyaretlerimizi de ilerleyen süreçlere aldığımız için bu dönem biraz şanslı olabilirler diyebilir miyiz hocam? Yani tabii ki o konuda şanslı olabilirler. Yalnız düğün yapmak isteyenler, işte büyük sünnet düğünleri yapmak isteyenler için bu dönem iyi bir dönem değil. Onu söyleyebilirim. Evde kendi aralarında, evet, aile içerisinde bir küçük bir kutlama yapabilirler. Fakat büyük böyle organizasyonları biz de tavsiye etmiyoruz. Evet, ama gönül rahatlığıyla kafalarında asla soru işareti olmadan tekrarlıyoruz bu bilginizi. Çünkü Avrasya Hastanesi'nde her türlü önlemler alındı mı Kerim Hocam? Alınması zaten bu işlem uygulanmaz. Evet. Yani bu işlemi biz etik kurallara, Hipokrat yemini etmiş kişiler olarak etik kurallara uymak zorundayız. Önce zarar verme prensibiyle çalışmaktayız. O nedenle bize güvenebilirler. Bizim söylediğimiz şartları da kendileri uyarlarsa, bu şartlara uyarlarsa problem olmadan bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Evet, şartlarımızı da Kerim Hocam'dan tekrar dinliyoruz. Hastaneye geldikleri zaman mutlaka maske, ateşleri ölçülüyor, maske taktırılıyor.
Ve sünnet çocuğunun başında bir kişiye müsaade ediyoruz. Ailesinden bir kişinin girmesine müsaade ediyoruz. Sağlık ekibi de gerekli sterilizasyon kurallarına uyarak işlemi gerçekleştiriyoruz. Bizler de hayırlı uğurlu olsun diyoruz hocam. Sağ ol. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli bilgileriniz. Ben teşekkür ederim. Değerli paylaştınız. Tabii şimdi Kerem hocam programımızdan sonra iki çocuğumuzu sünneti olayını gerçekleştirecek. Biz de şimdiden ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz hocam. Peki efendim. Teşekkür ederiz.